Allah Subhanahu ve Teala bir nizam kurdu kendi dini için. Bu dinin ayakta durması da cihad ile oldu. Cihad kapısı hiç kapanmadı. O cihada bizzat Allah Subhanahu ve Teala teşvik etti. Bizzat kendisi. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Subhanahu ve Teala muhakkak ki müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır diyor. Cennet vereceğini vaat ederek, söz vererek canlarını ve mallarını satın almıştır. Kim onlar? Ha, bunlar normal müminler değil. Yucahidûne fî sebîlillâh. Nasıl müminler? Allah yolunda cihad ederler. Feyaktulûne ve yuktelûn. Allah için öldürür, Allah için öldürülürler. Va'den aleyhi hakkan fi't-Tevrati ve'l-İncil ve'l-Kur'an. Bu vaat, bu Allah yolunda mücahede edip Allah yolunda öldüren ve öldürülenlere verilen bu söz Tevrat'ta da vardır. İncil'de de vardır, Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Kur'an-ı Kerim'e öyle bir iman etmişiz ki bu ayetler tabiri caizse bizim nefesimiz olmuş. Onun için bakıyoruz haberlerde oğlu şehit olan anneler bu ayetlerle tamamen imtisal üzerindeler. Müthiş bir derecede ayetler ruhlarına işlemiş. Ne diyorlar? Vatana, İslam'a feda olsun. Neden? Çünkü Rabbimiz bize üzülmeyin diye emretti. Festevşiru müjdelenin bibey'ikumullezî bâya'tum bih. Allah'a satmış olduğunuz o canlar, o mallar kaybettiğiniz, bununla müjdelenin diyor. Zâlike vel fevzul azîm. Çünkü en yüce kurtuluş, en harika nokta burasıdır diyor Mevlamız. Bütün mücahidlerimizde o eda var. Bayrama gidiyor gibi gidiyor. Maşallah. Bayrama gidiyor gibi gidiyor. Ama hep böyle olmuştu. Resul-i Ekrem'in sahabisi de bayrama gidiyor gibi gidiyorlardı. İçerideki münafıklar vah vah gitti çocuklar diyorlardı. O zamanın da münafıkları var. Bugünün de münafıkları var. Münafıklar bitmiyor. Biz o münafıkları da biliriz. Onların sözlerini de biliriz. Oyunlarını da biliriz. Kimin taşeronları olduğu, kimin piyonu olduklarını da biliriz. Hadlerini de bildiririz inşallah. Münafıklar hep konuşacak. Ama bu münafıkların içerisinde bir de eline Kur'an-ı Kerim alıp konuşanlar var. Fakat Resul-i Ekrem daha önceki sohbette söylediğimiz gibi bunları ta o zamandan söyledi. Ümmetim için en korktuğu üç şeyden birisi nedir? Munafikun, mücadilun bil Kur'an. Eline Kur'an-ı Kerim'i alıp insanlarla tartışan münafık dedi. Şimdi hep söyle hemen hemen bakın. Hadis-i şerif almazlar. Sadece biz Kur'an derler. Kur'an-ı Kerim. Anlamadıkları ve yanlış anlattıkları Kur'an-ı Kerim. Bu insana soruyorlar. Soyadına İslamoğlu demişler. Aslında hiç uymamış. Nasıl ona da izin vermişler bilemiyorum. Mustafa İslamoğlu denilen adama diyorlar ki cephede vurulan askerimiz şehit midir? Şehittir diyemiyor. Cephede vurulan askere şehittir diyemiyor. Bu insanın daha önce biz İslam'a ne kadar aykırı görüşleri olduğunu anlattık. Müslümanlıkla alakası olmadığını da anlattık. Fakat şimdi artık insanımızın görmesi lazım. Bunlar başka yerlere hizmet ediyorlar ya. Devletin böyle önemli bir cephesinde savaşan askere sen şehit diyemiyorsun. Ne diyor biliyor musunuz? Ah yazık çocuklar. Onların hayalleri vardı. O kadar aptal aptal konuşma tarzı. Neredeyse diyecek daha evcilik oynayacaklardı, büyüyeceklerdi yani. Sanki dersin şey, biz 10 yaşındaki çocuğu gönderiyormuşuz. Oraya gibi yani. Konuşmalar aynı böyle. Devletin şehit ilan edip etmemesi onu şehit kılmaz yani. O istismardır, o başka bir şeydir. Üstelik de bu istismar üzerinden ana kurul kuzularını cepheye sürüyorlar. Yani gaza getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anlatıyor. Haşa ve kella, Rabbimizle mi gaz veriyor? Subhanallah. Biraz önce ayeti okumadın mı? Allah yolunda cihad eden, ölen ve öldürülenler
onlara Rabbimiz canları ve malları karşılığında cenneti vaat eyledi diyor. Yok anneleri ağlıyor da şöyle oluyor da böyle oluyor da. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Rabbimiz müjdelenin diyor. Üzülün demiyor, ağlayın demiyor. Biz bu dünyada ebedi kalacağız diye gelmedik ki. Buranın keyfini de biz istemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, güya Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim demiyor mu? وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı ancak nefsine aldanmışların faydalanacağı bir yerdir. Müslümanın dünya ile alakası olmaz. Burada Rabbinin rızasını kazanmak için uğraşır ve gider. Bunlar da ahuvah ediyorlar. Münafık olduklarının aleni işareti bunlar. Yahu diyor yatakta da ölsen şehit olursun. Konuyu değiştirmek için yani bunları yapıyor. Yani diyor ki yatakta öl ya, cepheye gitmeye gerek yok. Yahu sahabe-i kiramda askerini cepheye göndermek için Resulullah göndermiyor muydu? Resulullah'ın gönderdiği askerlerin başında Hazreti Ali gitmiyor muydu ya? Ne anlatıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz? Madem diyor çok şehitlik üstün, kendi çocuklarını göndersinler. Hep aynı sözler. Çocuklarını göndersinler, kendileri devlet ricali için söylüyor. Ya hepimizin kardeşim bir görevi var. Boşta bir insan olsak veyahut da biz askerdeyken savaş emri gelmiş olsaydı biz gidecektik zaten. Nefiri am olsa, herkes savaşa dese koşa koşa gideceğiz zaten. Ama hepimizin bir vazifesi var. Ülkede asker zaten var elhamdülillah, cephede duracak. Ama senin gibi sapıklara cevap verecek hoca kalmadı. Bu sapkın düzenin zamanında İslam üzerine yaptığı darbe üzerine darbe, darbe üzerine darbe, İslam'ı hakkıyla öğretecek hoca kalmadı. Yoksa savaşa canı gönülden gidecek, en önde gideceklerden biri biziz yani. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Ama herkesin bir vazifesi var. Devlet ricali orayı boşaltsın. Ondan sonra cepheye gitsin. Orayı kim yönetecek? Savaşı idare etmek de mücahitlik değil midir? Yani böyle saçma sapan lakırdılarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor bunlar. Al, göya Kur'an-ı Kerim'le anlatıyor diye millete söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın müjde üzerine müjde verdiği, fazilet üzerine fazilet giydirdiği bir şey ki, hal ki şehadettir, şehitliktir, Allah yolunda mücahidliktir. Bunu basit, gereksiz, önemsiz bir hale indiriyor. Ve ondan sonra bu adama Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor diyorlar. Ben Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorum diyor bu adam. Allah yolunda ölen, şehit olan insan en yüce makamlardadır. Resul-i Ekrem buna teşvik etmiştir. Kendi amcası şehit oldu. Amcasının oğlu şehit oldu. Cafer-i Tayyar Hazretleri. Nice şehit verdiler. Ha yanımızdan gitti diye üzüldüler ama onun için üzülmedi kimse. Şehidin kendisi için kimse üzülmedi. Hiçbir zaman hiçbir sahabinin ağzından bu kelimeyi duyamazsınız. Hayalleri vardı da onun. Daha araba alacaktı da. İş kuracaktı da. Büyük bir müessese yap. Kimse böyle söylemez. Kendileri üzülür. Güzel bir dostumdu benim, onsuz şimdi kalacağım. Kendine üzülür. Öyle sağlam bir dostu kaybettiği için. Yoksa onu şehit olduğu zaman sahabe-i kiram heni allakel cennet diyorlardı. Cennet sana mübarek olsun. Böyle gönderiyorlardı şehitlerini yani. Bu kadar İslam'dan uzak, Allah'tan uzak insanlar kalkmış İslam'ı anlatıyorlar. Bu da ahir zamanın alametlerindendir zaten. Ama artık kör gözler açılsın yani. Bu kadar devletin aleyhine, İslam'ın aleyhine kelimeleri sarf eden resmen devlet düşmanlarıyla, İslam düşmanlarıyla aynı ağızdan konuşan bu insanlara hala hoca deyip peşinden gitmek hiç akıl kârı değil. Bunu Allah Subhanahu ve Teala soracaktır yani. Gözler önüne artık bu insanların ne kadar sapık, ne kadar İslam'dan uzak olduklarını seriyor Mevlamız. Sapkın düşüncenin insan oldukları seriyor. Görün artık yani.